Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz okuma, teknoloji ile ilgili bir okuma metni hazırladım. Umarım faydalı olur. Yani dersimize başlamadan sağ alt köşemizde abone ol tuşuna basarsanız memnun olurum. Haydi başlayalım. Okay, let's start. First of all, let me read the text, then we can translate word by word. İlk önce arkadaşlar ben metni okuyayım, sonra kelime kelime tercüme ederiz. Technology in our life. Technology developed rapidly in the last century. Especially, it has reached incredible points for nearly 50 years. High-tech tools and devices are everywhere in our life. People used to travel by horses and camels, so it was hard to reach long distances. But now it's very easy and fast to go everywhere by means of modern vehicles. For example, our great-great-grandparents could go to Mecca and Medina in 3 months. However, we can reach there in just 3 hours by plane. Technology is not only for transportation, but also it is used to reach knowledge and communicate with people. You had to search many books to find information you need in the past. Thanks to the search engines on the internet, you can find any information easily in seconds. You can learn a foreign language, maths, or other subjects on YouTube or Facebook without paying any money. If you want to share your language, travel, farming, or other experiences, you can create a channel on YouTube or Facebook. There are a lot of people who share their experiences on their own channels. I also follow different channels. One of my best favorites is Renkler ve Zevkler. Mr. Orhan Hoca, the creator of the channel on YouTube, shares his experiences on planting trees, pruning, grafting techniques, beekeeping, and poultry farming. His followers learn useful information and share their own experiences with each other. I highly recommend you to follow Renkler ve Zevkler on YouTube. Artificial intelligence tools and devices like smartphones, robots, medical developments are good examples of usage of technology. Unfortunately, besides its advantage, there are harmful effects of technology. Fake information, fraud, high-tech weapons are some of them. We should be careful and aware of its bad effects. Arkadaşlar, kelimelerin İngilizceleri ve Türkçeleri burada. Tabi burada yazmadığım kelimeler de vardır. Onları sözlükten bakarsınız. Haydi başlayalım. Technology in our life. Teknoloji hayatımızda. Technology developed rapidly in the last century. Geçen yüzyılda hızlı gelişti teknoloji. Especially, özellikle it has reached, ulaştı, incredible points, inanılmaz noktalara, for nearly 50 years, yaklaşık 50 yıldan beri inanılmaz noktalara ulaştı özellikle. High-tech tools and devices, yüksek teknoloji aletler ve cihazlar, are everywhere, her yerdeler, in our life, hayatımızda. People, insanlar, used to travel by horses and camels, insanlar atlar ve develerle seyahat ederdi. So, bu yüzden it was hard to reach long distances. Bu yüzden long distances, uzun mesafelere ulaşmak zordu. But now, ama şimdi it's very easy and fast. Ama şimdi çok kolay ve hızlı to go everywhere, her yere gitmek, by means of modern vehicles, modern araçlar vasıtasıyla her yere gitmek hızlı ve kolay. For example, mesela our great great grandparents, büyük büyük dedelerimiz could go to Mecca and Medina in 3 months. Mekke ve Medine 3 ayda gidebilirlerdi. However, ama we can reach there in just 3 hours by plane. Ama oralara uçakla sadece 3 saat içinde ulaşabiliyoruz. Technology is not only for transportation, sadece ulaşım için değil, but also, ama aynı zamanda it is used to
to reach knowledge and communicate with people. Bilgiye ulaşmak ve insanlarla iletişim için kullanılır. It is used, kullanılır. You had to search many books to find information you need in the past. Geçmişte ihtiyacınız olan bilgiye ulaşmak için birçok kitap araştırmak zorundaydınız. Thanks to the search engines on the internet, internetteki arama motorları sayesinde, burada thanks teşekkür değil de sayesinde daha çok kullanılabiliyor arkadaşlar. You can find any information easily in seconds, saniyeler içinde kolaylıkla herhangi bilgiye ulaşabilirsiniz, bilgiyi bulabilirsiniz. You can learn a foreign language, yabancı bir dil öğrenebilirsiniz, maths, matematik or other subjects on YouTube or Facebook. YouTube'da ya da Facebook'ta yabancı bir dil öğrenebilirsiniz, matematik öğrenebilirsiniz ya da diğer konuları öğrenebilirsiniz. Without paying any money, hiç para ödemeksizin. If you want to share your language, travel, farming or other experiences, dil, seyahat, çiftçilik ya da diğer deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz, you can create a channel on YouTube or Facebook. YouTube ya da Facebook'tan bir kanal oluşturabilirsiniz. There are a lot of people who share their experiences on their own channels. Kendi kanallarında deneyimlerini paylaşan birçok insan var. I also follow different channels. Ben de değişik kanallar takip ederim. One of my best favorites is Renkler ve Zevkler. Benim en favorilerimden birisi Renkler ve Zevkler'dir. Mr. Orhan Hoca, Sayın Orhan Hoca, the creator of the channel on YouTube'daki kanalın içerik oluşturucusu, share his experiences, deneyimlerini paylaşıyor. On planting trees, ağaç dikmede, pruning, budamada, grafting techniques, aşılama tekniklerinde, beekeeping, arıcılıkta and poultry farming ve tavukçuluktaki deneyimlerini paylaşıyor kanalında. His followers, onun takipçileri, learn useful information, faydalı bilgiler öğreniyorlar and share their own experiences with each other. Kendi deneyimlerini de birbirleriyle paylaşıyorlar. I highly recommend you to follow Renkler ve Zevkler on YouTube. YouTube'da Renkler ve Zevkler'i takip etmenizi kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Artificial intelligence tools and devices like smartphones, robots, akıllı telefonlar, robotlar gibi yapay zekalı aletler ve cihazlar, medical developments, tıbbi gelişmeler are good examples of usage of technology. Teknoloji kullanmanın güzel örnekleridir. Unfortunately, maalesef, besides its advantages, onun avantajlarına karşı, there are harmful effects of technology. Teknolojinin zararlı etkileri vardır. Fake information, sahte bilgi, yani yalan bilgi, fraud, dolandırıcılık, high-tech weapons, yüksek teknoloji silahlar are some of them. Onlardan bazılarıdır. We should be careful, dikkatli, and aware of its bad effects. Onun kötü etkilerine karşı bilinçli ve dikkatli olmalıyız. Evet arkadaşlar, metnimiz bu. Umarım faydalı olmuştur. Kelimelerimiz de burada olduğunu söylemiştim. Siz de kendiniz tekrar okursanız, tekrar etmeye çalışırsanız, sesli bir şekilde okursanız faydalı olur umarım. Paylaşmayı, beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım tabii. See you later.